Antalya Çevreşehircilik İklim Değişikliği Müdürlüğü'nden ve Çevreşehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan geliyoruz. Malum bölgede bir tane daha maden ocağı faaliyetiyle ilgili olarak çevrelerle ilgili bakanlığımıza sunulan ÇED Başkanı dosyasını istinaden halkın katılımı toplantısını gerçekleştireceğiz. Bizler burada sizlerin görüş ve önerilerinizi alıp bir tutanak altına bağlayıp bakanlığımıza iletmekle görevliyiz. Önce bakanlığımızdan yeterli kalmış durma projeyle ilgili bir sunum gerçekleştirecek. Sunumun ardından sizlerin sorularınızı alacağız. Onları tutanak altına alacağız. Bakanlığımıza ileteceğiz. Sorularımızı lütfen hep birazdan değil tek tek isimlerinizi belirterek sorarsanız biz onları rahatça tutanak kolayca işleyebilirim. Teşekkür ederiz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben ÇED firmasından, Mersçevre'den İslam Kıbra, çevre mühendisiyim. Bana yardım eden, burayı hazırlamamda yardım eden bütün abilerime teşekkür ediyorum. Sizi şimdi Yeni Anadolu Madenciliğin gerçekleştirdiği Marmara Ocağı Şehir'de faaliyeti için bilgilendirmek için buradayım. Söz konusu proje 3 ruhsatı kapsamakta ve ruhsat alanlarımızın toplam büyüklüğü 116 hektar olmakta. Biz burada pasa artı cevher 200 bin metreküp per yıl cevher çıkarmayı planlamaktayız. Bunun 20 bin metreküp yılı blok marmer, 180 bin metreküp yılı pasa olacak şekilde çıkaracağız. Burada proje alanlarımızı görüyoruz, çok net olmasa da. Burada 3 ruhsatın, bu maviyle görünen kısım Masum'un gösterdiği bir ruhsat, turkuaz renkte gösterdiğim kısım bir ruhsat ve şu sarı renkte gösterdiğim kısım bir ruhsat. Kırmızı ile gösterdiğim kısım ise bizim çalışacağımız alan. Bu alan içerisinde de pasa, stok, şantiye ve bitkisel toprak depolama alanlarımızı belirledik. Nakliye yolumuzu belirledik. Alanlarımızı daha net görmek isterseniz yine bu kırmızıyla gösterdiğim alan ÇED alanı, diğer 3 mavi, turkuaz ve sarı renkte gösterdiğim alanlar ise ruhsat alanları. Faaliyet kapsamında taş ocaklarında patlatma yapılıyor biliyorsunuz ama biz mermer ocağıyız, taş ocağıyla karıştırmayalım. Biz burada patlatma yapmayacağız. Elmas tel ile birlikte sulu kesim yapacağız. Mermeri blok şeklinde çıkaracağız ve keserken blok mermeri sulu kesim yapacağız. Buradaki toz oluşumunun önüne geçmeye çalışacağız. Faaliyet kapsamındaki ocak verimimizi %10 olarak belirledik. Daha önce de bahsettiğim gibi 20 bin metreküp yıl blok mermer üretmeyi planlamaktayız. Faaliyet kapsamında ilk yapacağımız şey bitkisel örtü tabakasının hapriyatı. Daha sonra delikler deleceğiz, tel kesme makinesini yerleştireceğiz. Tel kesme makinesiyle bloğu keserek kesilen parçanın ayrılmasını sağlayacağız. Ve blok mermeri stok alanına depolayacağız, sevkiyata sunacağız. Pasa malzemeyi de pasa depolama alanında depolayacağız. Proje alanımız 116 hektar olacak. Ocak toplam kapasitemiz 200 bin metreküp yıl olacak ve bunun 20 bin metreküp yılı blok marmer olacak. 10 ay 26 gün günde 10 saat çalışmayı planlamaktayız. ÇED alanının 180 metre güneyinde Günçalı mahallesine ait haneler bulunmakta. 1300 metre batısında Günçalı Ernez mahallesi, 2500 metre güneydoğusunda Dağba mahallesi, 3500 metre doğusunda Çamlıbey mahallesi ve 180 metre güneyinde gerçekleştirilmesi nasip olunursa mülkiyeti ilgili kişilerle irtibata geçilerek kiralanması sağlanacak. Proje alanımızın yakın çevresinde korunan alan bulunmamakta. Burada da göründüğü üzere bu kırmızı ile belirtilmiş alan korunacak alan olarak gösterilmekte. Hepiniz hoş geldiniz ve köyümüze gurur ve şeref verdi. Bizim Günçalı mahallemizde bir taş ocağı açılmaktan dolayı bizim köyümüze geldiniz. Ama biz bu köyümüzde biz bu işe karşı sebebine gelince bizim köyümüz çoban köyü, bizim köyümüz arıcı köyü,
Başka bizim gelirimiz yok. Bizim taş ocağı olan mevkiimizde bizim çamaşırlarımız var. Çamaşırlarımızda böcemiz var. Biz böceden mal temin ediyoruz. Bu köyüme göre. Bizim başka gelirimiz yok. Çünkü 1000 metrekare dediniz. 1000 metrekare yerde çoban nasıl davar otlatacak? Buna biz karşıyız. Köylü olarak ve devletimizden şunu istiyoruz. Bizim köyümüze sahip çıkılsın. Bizim köyümüze hiçbir sahip çıkılmadı. Ve böyle taş ocağı olarak köyümüzün engellenmesini istiyor taş ocağı. Köylüm adına teşekkür ederim. Şimdi yıllar önce oraya bir yol yaptınız. Bizim yolumuzdan geçtiniz, mermer ocağına yol açtınız. Biz yer sahipleri olarak bize hiçbir şey sormadınız. Daşmış'a kadar gittiniz ve bizim orada Daşmış dediğimiz yerde çam ağaçlarımız var. Bal meşhur olan memleketimizin balı. Onun için biz ona karşı geliyoruz. El verdik yani. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Göre halkının planlanan projeyle ilgili yatırımcı olarak kimle muhatap olacağız efendim? Yatırımcı olarak kimle muhatap olacağız? Biz karşımızda kim var? Yatırımcıyla muhatap olmak söz konusu değil. Dosya artık bakanlığa sunuldu. Hayır canım, karşımızda bir adam olması lazım ki yatırımcıya biz bir şey söylememiz lazım. Evet. Görüşlerimizi bir açıklarız, onları da projeniz bakanlığa sunuldu. Bakanlığa sunulan proje üzerine muhatabımız artık bakanlığa sunulan projedir. Projeyi de bakanlık değerlendirdiği için muhatap bakanlıktır. Bakanlık proje hakkında yöre halkının ne düşündüğünü burada öğrenmek istiyor. O yüzden buradayız. Bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim. Ziya Aydemir, Finike Şoförler Odası Başkanı. Ziya Aydemir. Hanımefendi, Çevre Mühendisi hanımefendi çok güzel şeyler anlattı ama anlattıkları gerçeklerle hiç bağdaşmıyor. Neden? Biz biliyorsunuz maden taşımacılığında Finike'de öncü bir sivil toplum örgütüyüz. Hiçbir maden ocağında hanımefendilerin dediği kriterler maalesef yok. Gözle görünen yerlerimiz var. Narenciye bahçeler, turunço var. Orada 3 tane maden ocağı var. Finike'yi toz basmış. Ziraat Odası Başkanı arkadaşım var yanımda. Onun da bahçeleri var. Önce de onunla konuştuk. Biz diyor ilaçlama yapmadan önce bahçemizi suyla yıkıyoruz. Ondan sonra ilaçlama yapıyoruz. Ki burası şu anda maden ocağı açılmak istenen yer bu bölgenin doğal olarak en güzel yeridir. Eğer vicdanı merhameti olan bir kişi oraya kazma bırakır. Burada zeytin bahçeleri var. Narcılık var. Yani bu köyde yaşayan insanların mağduriyeti demek. Değerli arkadaşlar, ben şahsım ve köylüm adına burada böyle bir konuşma olmasını kesinlikle istemiyorum. Teşekkür ederiz. Değerli misafirler, köyümüze hoş geldiniz. Finike Karşıyaka Mahallesi, Milliyetçi Hareket Partisi Bayabı Mahalle Başkanı. İsmim Nihat Acar. Orta Asya ve Cumhuriyet tarihinde vatanına, milletine bağımlılığıyla en ön saflarını bedel ödemiş yörük kültürünü bir ferdi olmaktan vurmuyor. Köyüm adına tekrardan hoş geldiniz diyor. Şimdi Kübra Hanım söyledi, masa üstünde görsel olarak her şeyi anlatıyor, her şeye hoş geliyor. Ama sulu kesin diyor. Kan döksek insan çıkacak bu verimli topraklarda. Hayvancılıkla geçimini sağlayan, tarımla geçimini sağlayan köyümüzün karşıda hemen mevcut açılan her maden ocağı, yapılan her taş ocağı, arkasında bıraktığı izler yakın köy ve kasabalarından yıllar boyunca silinmiyor. Tapulu evimiz, arabamız dahi biz emanetçisiyiz dünyada. Biz burada kendi bağımızı, bahçemizden çok gelecek nesillere bu aldığımız doğayı korumakla mükellefiz. Herkes de bundan sorumludur. Biz burada geleceğimiz için mücadele ediyoruz. Biz vatanımızın, milletimizin her zaman yanındayız. Faydalı olan her şeyde yine yanındayız. Fakat zararı faydasından çoksa biz buna karşıyız. Şimdi bakan bey önce buradan giderken belki hiç görmemişsiniz, bilmiyorsunuz, gelmemişsiniz belki ama seçim dolayısıyla daha önce geldiler. Ve şu anda iletmenizi de istemiyor. Bu bölge AK Parti'ye çok desteklenmiş bir bölgedir.
götürün. Eğer gerçekten vicdanlar buna el veriyorsa önce olaya buradan bak. İkinci bahsetmek istediğim şey, bunun ekonomik değerini gerçekten dolar olarak çevirisi buradaki kazanılan miktarın getirisinden ne kadardır? Yani bir oranlaması var mıdır? Bakanlığın bununla ilgili bir çalışması var mıdır? Bize bunlarla ilgili de bir sonraki toplantımızda getirip bilgi verir. Yani... Mehmet Aydın. Aydın. Öncelikle güzel arkadaşlar ve misafirlerimizin hoşçakalın. Konuşmacı arkadaşlar gerçekten çok güzel konuşuyorsunuz. Sanki buna uzun süreli hazırlanmış bir konuşuyor. Ben onların için de teşekkür ederim. Dolayısıyla yani tüm günlerde değil de sahada olmanın verdiği duygularla bu durumu çok güzel dile getirdim. Tabii ki en fazla çekme sorunu yaşayan arkadaşım istiyordu. Varsa arkadaşlar Ankara'ya gelebilecek 5000 kişiyle odamızda yer tutacağım ben. Ne sıkıntı yok. İster zaman 4,5 ayımıza destek çıkmaya hazırım. Ben böyle 2000 kişiyi buraya gelsem getirmedim bak. Gereği var mı? Halk bu kadar rahatsız etmeye yok. Arkadaşlar bunları çok dikkat alalım. Biz yerimizden oynadığımız andan itibaren 5000 kişiyle Ankara'ya gitmeye hazırız her yer. Gidelim biz düğünü niye yaşıyoruz? Niye savaşıyoruz biz? Bayrağımız kimseye indirmeyin. İndirtmeyin. Bayrak, namus dinimiz. Son sözüm budur. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Ben de bu köyde olarak bir anımı anlatıp kısacık başlamıyorum. Bundan 3 yıl önce bana bir telefon geldi. Ankaralı bir arkadaş arıyor beni. Ben sizin köyünüzü çok sevdim, havasını sevdim, suyunu sevdim, ben buraya yerleşmek istiyorum. Senin evi kiralamak istiyorum. Benim evim kiraya müsait değildi. Yok dedi, ben onarırım dedi. Hazır mısın? Onarım. Bu adam benim evimi kiralamak istedi. Sizin suyunuzu, havanızı çok sevdim dedi. Gürsü'de yaşamış, Yazık'ta yaşamış ama burayı çok sevdim. Ben köyünün havasını, suyunu çok seviyorum. Bu arkadaşım da sevmiş. Kusura bakmayın ama ben köyümün havasını, suyunu bozdurmak istemiyorum. Halkım da istemez, köylüm de istemez, hiç kimse istemez. Ama karşımızda bir muhabbet yok ki bunları söyleyelim. Size çok teşekkür ederim. Ben kesinlikle Halk Konseyi Başkanı olarak konuşuyorum. Anayasa Hukuku Profesörüyüm ve bu konuya bazı durumlarda dikkatimi çekmek istiyorum. Şimdi Adana'lı ilçeler Anayasamızın 56. maddesinde belirli bir ilgili. Bu çevre etki değerlendirme süreçleri yatırımı kolaylaştırmak bakış açısıyla değil, Anayasada belirtilen herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, çevre sağlığını ve çevre kirlenmesini önlemede halkın hakkı ve devletin görevini anımsatmak istedim. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED değerlendirmesi başkanlık tarafından düzenlenip yönetilen toplantıların kamu yararına sonuçlara ulaşması, bu toplantıların aklı selim bir anlayışla yapılmasına bağlı. Öfke, aşkınlık, bu tür toplantılarda şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla hiçbir sonuç sağlamaması. Bir kurum, sevgili arkadaşlarımla söyleyeyim, ya da kişinin sağlayacağı ekonomik kazanç büyük bir kitlenin mağdur edilmesine tercih edilemez. Kaldı ki Filike'de şimdiye kadar atılan faal
vaziyette olan mermer ocaklarından bir bunun zararını daha da görüyoruz. Ve yeni bir mermer ocağı artık bizim o katlanacağımız bir durum değil. Çet toplantılarında bu toplantıyı düzenleyen gün temel amacı kurumla halkın arasındaki karşılıklı anlayış ve iyi niyeti geliştirmek değil, istenilen sonucun başarılması için insanların düşüncelerini biçimlendirmek ve bilinci yönlendirmek. Kiraladığını düşünürsek Finike'nin toplam yüzölçümü 650 kilometre kare. Bunun da %3,5-4'üne tekabül ediyor. Böyle giderse Finike'nin tamamını biz Finikeliler olarak terk edelim. Bu taş ocakları sahiplerine burayı bırakalım gidelim. Başka bunun anlamı yok sanıyorum. Üç, bu bölgede Türkiye'nin en önemli festivallerinden birisi yapılıyor. Arkadaşlarım bir kısmı bunu izah etti. Balla ilgili. Şimdi bu bölgelerde bal ormanlarımız var. Şöyle baktığımızda taş ocağına, çevre köylere olan irtibatına baktığımız zaman 2,5 kilometre, 1,5-1300 metre, yani 1300, 1 kilometre 300 metre, 2,5 gibi mesafeler yakınlığında. Halbuki bir arının uçuş mesafesi 5 kilometre. Efendim bu arılar nerede bal toplayacak? Nerede toplayacak bu balı? Sıkıntının birisi de budur. Evet, söyleyeceklerim bunlar ibaret. Aslında daha bu chat raporda bir sürü eksikler var. Ama onlara da değinmeyeceğim. Her seferinde söyleye dilimizde tüller bitti. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Ben Antalyalıyım. Antalya kanaat önderi ve platformunun üyesiyim. Ve çevre ve şehircilik bölümünün de sözcüsüyüm. Yanımızdaki arkadaşlarla birlikte geldik bugün. Bu bölgenin sevilen sayılan insanlarının bizlere haber vermesi üzerine bu konudaki hassasiyetimizden dolayı katıldık aramızda. Hepinize teşekkür ederim. Evet, değerli bakanlığımızın ve müdürlüğümüzün yetkili arkadaşları burada. Şirketimize temsilen izah ettiler, anladılar. Ama burada bir gerçek var ki buradaki vatanın her bir şeyde muhtarımızı değil ki bizim için namus. Neden namus? Biraz arkamıza dönüp bakarsak aşağıdaki yerleşim alanını göreceğiz. Kasabalarının, sahibe kadarının. Bunlardaki yeteri kadar taş ocağı maden işletmeleri var. Yenileri ilave ettiğimiz zaman buradaki ne hayvancılık, ne çiftçilik, ne arıcılık, inanın zamanla 10 yıl sonra biz başımızı o mermer taşlarına vurmak zorunda kalacağız. Başka yer bulamayacağız. Ağaç bulamayacağız. Burada yaşayan insan nüfusunun ortalama yaşının şu anda 70-80 civarında olduğunu düşünüyorum. Bir 10 sene sonra 50'ye inecek. Hastalıklar başlayacak. Sağlık sorunlarımız başlayacak. Ben bir ekonomist olarak işin bir de ekonomi yönüyle
değerlendirmek istiyorum, bakış açısını değiştirmek istiyorum sizlerin. Evet, burada bir yatırım yapılıyor. Projede gördüğüm kadarıyla 37 milyonluk bir kısımlık yatırım düşünülüyor. Bunun karşılığındaki getirisi nedir? Arkadaşımıza ait 20 tane kişiye buradan çalıştıracak. Askeri ücretle 10 bin liradan atıyorum, 200 bin lira aylık ödüyor. Bakın arkadaşlar, bu değerli insanlarımız, hepsi başkanlarım, muhtarlarım, hepsi bir şey anlatmak istediler size. Buranın bir değeri olduğunu, aracılığın bir marka olduğunu, Ermez'in bir marka olduğunu, Filiken'in portakalının bir marka olduğunu, lütfen bizim kaybedeceğimiz değerden getirdiğimiz mermer ocağının bu ülkeye artı katma değerin ne olduğuna hesaplayın. Sizlerin vicdanına sesleniyoruz. Bakanlık arkadaşım. Evet, buradaki memur bizim arkadaşlarımız işini yapacak. Eleman da işini yapacak arkadaşımız. Ama bakanlığımız lütfen, bizim değerimiz sadece buradaki Toroslar'da gördüğünüz bir yamaçtaki köy değil. Burada bir hayat var, burada bir insan var. Yüzyıllarını vermiş insanlar var burada. Biz neye neyi biliyorsunuz? Bizlerinin 3 kuruş para kazanacağı ticaretinden dolayı buradaki bir hayatı yok ediyorsunuz. Ben insanların gelirinde bahsediyorum şu anda. Hayatı yok ediyoruz. Buna onay verirsek bunun vicdanını nasıl yaşayacağız arkadaşlar? Bakın, yapılmasın demiyoruz, karşı değiliz. Dünyada bir örnek size, petrol üreten ülkeler, Arabistan, Amerika, Rusya. Neden hepsini birden akıp diyorlar, sondajları bulmaktan acizler mi arkadaşlar? Ne yapıyorlar? Bir karar alıyorlar. Belli bir yıllık sonaç çıkartma taahhüdünde bulunuyorlar. Ülkenin kullanabileceği, dünyanın kullanabileceği mazotu, yakıtı düşünerek çıkartıyorlar. Peki biz ne yapıyoruz? Rabbim doğada verdi. Ne farkı var petrolde madenin? Ne farkı var arkadaşlar? Yok. Parasal değer değil mi aradığımız? Evet. Peki hepsini o yıl içerisinde kullandık, açtık bunları. Her yer makineler, tozlar, dumanlar götürüyor. Peki ne olacak? 20 sene sonra bu memlekete lazım değil mi mermer arkadaşlar? Taş lazım değil mi? Dünyaya lazım değil mi? Evet, ihracatçılarımız gönderiyor. Çin'e kadar gönderiyor. Çin'den de bize kredi geliyor. Ticaret böyle bir şey. Eyvallah. Ama dediğim gibi ne yapıyor dünya? Belli bir standarda koyuyor. Lütfen sizin bakanlık olarak öğrendiğiniz bakış açınız biraz da bu olmalı insanların. Ne kadar ihtiyaç var, ne kadar üretilmeli. Ekonomi bunu söylüyor. Ekonominin aksine tezlerin gidersek biz sadece burayı harap ederiz, batırırız ülkemizi. Lütfen değerli arkadaşlar, bu çevre konusunda, madencilik konusunda ömrünü adayan insanlar olur. Çok uzak değil, daha 6 yıl önce çok değerli Antalya'nın Ali Ulvi Hüsnoğlu'yu, Allah rahmet eylesin, bu mücadelenin içerisinde hayatını kaybetti. Ailesiyle beraber yok edildi. Bunun arkasında güçlü mafyalar olabilir, başka şey de olabilir. Ama buradaki bu halkı yıldıramazsınız. Bu insanlar çocuklarını burada tutmak istiyor. Geleceklerini burada kurmak istiyor. Bugün devlet anlayışına ne kadar ters kaldığını düşünebiliyor musunuz? Artık şehirlerden gidin, köye gidin, köyler boşaldı diyor devlet. Her yerde feryat figan ediyorsunuz. Peki aynı devlet bugün, efendim siz burada yarın sağlığınız da bozulacak, siz burayı terk edin, burası taş köy olsun. Burası Ermez! Bütün konuşmacılar katılımcılar o kadar güzel şeyleri ifade ettiler ki bize söz kalmadı. Ben sadece buraya Antalya'dan İbrahim Olur Başkanı'nın diğer başkan arkadaşlarımla Antalya kanaat önderleri yönetim kurulu olarak ben de aynı zamanda bu yönetim kurulunun çevre bölümünde bir üyesi olarak duydum. Buraya da daha önce siyaseten bu köyü ziyaret ettim, biliyorum. Bir de bal festivallerinde şarkısı yapılmıştı. Tane tane nar var, petek petek bal var diye.
biz her neyse burada yalnız bırakmayalım. Kanaat yönderleri olarak da köyümüze, çağımıza sahip çıkalım, destek olalım diye Antalya'dan geldik. Her zaman, her daim yalnız olduğumuz gibi bütün mercileri bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi, efendim bakanlıklar da dahil olmak üzere, genel ve ulusal basına da ulaştırmak üzere bunu kendimize bir görelim. Gördük, yerindik, inceledik, görmek için de buraya kadar geldik, katıldık. Bu güzel Allah'ın bahşettiği insanoğluna ve doğaya, bütün canlılara bahşettiği bu güzelliği bir rahat için yok etmeye kimsenin gönlünün razı olacağını düşünmüyorum. Gelecek nesillere de bizlere beddua etmemesi adına biz görevimizi bir şahane yapalım diye bugün buradayız. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar merhaba. Türkiye Hayta Yörük Federasyonu Genel Başkanı, aynı zamanda Antalya Kanaat Hazretleri Kurucu Başkanı İbrahim Bolu. Çok söz söylemek bir şey kalmadı. Herkes derdini biletti. Ben sadece maden ocakları, mermer ocakları ile alakalı onun bir Isparta'ya bakın diyorum. Bir Burdur'a bakın, bir Konya yoluna bakın. Yörükler olarak biz sürülerimizi, ne keçimizi, davarımızı götürecek bir orman kalmadı. Tam vakıf değilim ama benim bildiğim kadarıyla mesela burada işiniz bittiğinde çıkarken tekrar ağaçlandırıp yeşillendirip çıkmanız gerekiyor. Hemen ben bir günde bir haberimiz olduğu konudan bir günde bazı arkadaşları aradım. Ankara'dan da birkaç arkadaşı aradım. Bugüne kadar hiçbir mermer taşı çıkaran ya da bu tür işi yapanlar bir ağaç dikip gitmemiş. Benim bir arkadaşımız söyledi, dikildikten sonra da tutmuyormuşsa, hani tamamen bitiyormuş. Artık toprak mı, bilmiyorum kaybetti, nedir bilmiyorum. Ben 7 yıl önce tanıdım burayı. Ali Rıza Başkanım sağ olsun, Bal Festivali'ne bir organize yaptık beraber. Antalyalıyım, yerlisiyim. Ama burayı bilmiyordum, neredesini bilmiyordum. Şimdi her yıl 2-3 sefer gelirim, 560 yıllık bu ağacın altında bir çay içerim, bir nefeslenirim. Böyle mis gibi havamı, oksijenimi alıp çıkar giderim. Bir bağımlılık yapıyorum. Mermer ocakları kurulursa, eğer buralarda, onun tozundan, toprağından, balçılık, nancılık, zeytin, her şey burada çıkar. Gelin daha iç kısımlara gidelim, köylerden uzak yerlere gidelim. Türkiye'nin her yanına ve dünyada sayılır bir ülke, mermer için. Hani yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Biz şunu söyleyeceğiz, İmam bildiğini okup, biz burada ne kadar konuşsak da izinler alınmış, bakanlığa verilmiş, bir şekilde buraya gelip itirazma bulunacak. Ama açıkla hep söylüyorum, yarından itibaren Antalya'nın bütün milletvekillerine, bir siyasi partiler hariç, 16 milletvekiline, yerel ve ulusal basına, siyasi partilerle ilgili ben bütün görüşmeleri yapacağım. Gerekirse burayı Türkiye'nin de gündemine taşıyacak. Ama Ermeniler böyle bir şeye asla müsaade etmeyecek. Saygılar dilerim. Teşekkür ederim. Gösterilen chat alanı dışındaki alanlarda herhangi bir ifade gerçekleştirilmiyor. Sadece bu
Thank you.
köylülerimizin, mahallelerimizin yanındayız her zaman olduğu gibi. Bundan Recep Şahin, bundan bir yıl önce de Yazlı Köyü'nde böyle bir taş ocağının açılacağını duyarak tam ortada çel toplantısına katıldık. Bu da firmanın yetkilisi var mı? Firma yetkilisi var mı burada? Firma temsilcisi var mı? Kim var? Siz hoş geldiniz. Şimdi bizim bütün mahalleli köylü vatandaş arkadaşlarımız konuştu ama şunu sormak istiyorum. Ben sadece şunu sormak istiyorum. Burada bu arkadaşların hepsi bir şeyler anlattı. Siz de dinlediniz. Not aldılar. Not alınıyor. Bu notun sonucunda ne çıkıyor? Müdürüm ne çıkıyor sonucunda notun? Yani bu arkadaşlarımızın, köylülerimizin anlattığı, söylediği ve dinlenenler not alındı ya. Ne çıkıyor sonuç? Siz sorularınızı bitirin isterseniz mikrofonla cevap verin. Tamam. Tepkiye karşı taş ocağı açılmasın diyen bir vatandaş var. Atatürk şunu söylüyor. Mustafa Kemal Atatürk. Görevini en iyi yapan, vatanını en çok seven. Peki bu tepkiyi veren vatandaşlara karşı oradan olumlu yazı geldiğinde görevini kim yapmış oluyor? Ya da olumlu bir yazı çıktığında bu vatandaşları kim dinlememiş oluyor, devlet mi? Biz bunları öğrenmek istiyoruz. Yazı köyünde şu konuyu Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünü şundan söyledi. Yazı köyünde Ziraat Odası Başkanımız Halil Başkanım burada 8.000-9.000'e yakın zeytin dağıtarak köye dikimini sağladı. Kendisine teşekkür ediyorum. Ve ilk tarafı tuttuğu tutanakta Yazık köyünde zeytin yoktur. Zeytin yoktur diye taş ocağının onayına ramak kala engelledik. İlk tarafa gittik. Yazık köyünde zeytin yok mudur müdürüm dedik. Ve tekrar talep ettik. Sadece yeter dediği 6.700 zeytin planını saydık. Tek tek bakıyor açı saydık. Bu görevi kim yapıyor peki? Biz süreci daha önceki projeden biliyor muyuz? Evet. Birçok defa görüşmeye de geldiniz. Evet, görüşüyoruz. Tutanakların ne işe yaradığını da biliyor olmalısınız. Evet. Ama yine bir ifade değil. Evet. Hani vatandaşlarımız oluyorsunuz. Burada hazırlanan rapor chat başvuru dosyasıdır. Henüz chat raporu değildir. Chat başvuru dosyası aşamasında mevzuat gereği, chat yönetmeliği gereği altın görüşleri, önerileri alınır ki chat raporu şeklinde veririz. Chat raporunda hangi hususlara değinileceğinde halkın görüşlerine önem verildiği için bu toplantılar gerçekleştiriliyor. Mesela burada bahsedilen hassasiyetler tutanaklar altına geçti. Nihai olacak chat raporunda, bakanlık nasıl olacak chat raporunda bu hususlar tamamı değerlendirilebilsin diye bu toplantılar. Bir önemin olmadığını düşünmeyin. Burada herkesin söylediği bir notuz önemi var. Chat başvuru dosyasında bir kimse detaylandırılmamıştır. Ne zaman detaylandırılır? Kurslardan görüşler gelir. Altın görüşleri dinlenir. Buralarda belirtilen hususlara hazırlanacak son chat raporunda yer verir. Bu toplantının yapılma amaçlarından birisi bu. Şöyle bir şey var. Müdürüm. Müdürüm gider, bu köylü bunu istemiyor der ama sonuçta arkadaşlar firmanın gücüne bağlı, buradaki olanaklara bağlı bu izinler verilir. Ben buradaki heyetten rica ediyorum. Arkadaşlar biz, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanı Aydın Arıcan, köylülerimiz burada, hazırım burada. Biz burada Ernest köyümüzde taş ocağı istemiyoruz. Sizlerin buraya temsilci olarak devletimiz tarafından gönderildiğini de biliyoruz. Ancak ben bir şey daha yenilemek istiyorum. Siz buradan bizden her zamanki katıldığınız Antalya'nın bütün çek toplantılarına hemen hemen aynı heyet, aynı müdürlerin gidiyor. Şunu ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar, burada Ernest'imizin doğal zenginlikleri var. Daha önce taş ocağı açılan yerlerde de doğal zenginliklerimiz vardı. Onun için ben burada hem hükümetimizin, devletimizin şu anda idare eden partilerin ilçe başkanlarımız burada, onlara çok büyük rol düşüyor, onlara çok büyük pay düşüyor. Ben köylülerimize de burada ifade etmek istiyorum. Ben muhalefet partisi ilçe başkanı olarak onların yanındayım. Onlar yürüsünler, biz de arkalarından yürüyelim, gidelim. Siyasi olarak bu iş çözülecekse, siyasi tepki olarak çözülecekse, tepki kanuni olarak çözülecekse, kanuni yönden çözerim. Açık çek veriyorum, saygılar sunuyorum. Ocak benim bu köyü beslenen kaynaklara çok yakın. 300 ve 400 metre. Bu köye gelen çıkıyoruz. Kaynaklardan bu arada. Orada bir de bizim 5-6 sene evvel de başladığımız üretimimiz var.
Bu belediye 300 metre. 300 metre boşluğu var. Bizim, benim köyümde 50 bin dönüm arazi var boş. 50 bin dönüm. Biz bu göletin bunun için uğraşıyoruz. Yapısı diye. Benim vatandaşım %70'im bir iki de kurmuşuza yedi göle çalışıyor. Sonra bana yemeğe gidiyor. Ama benim 50 bin dönüm arazi bana boş yapıyor. Bunun için biz bu gölete başvurduk. İnşallah göletim gerçekleşirsen benim köyümün oradaki çalışanlar gelecek buraya. Arazilerim boş. Onun için köylülerin verdiği kanal dinlenin. Tümün tamamı %100'ü ocağın açıldığını istemiyor. Ben de köylülerin arkasındayım, ocağın açıldığını istemiyorum. Sözü fazla uzatmayacağım. Tabii. Birinciye dolu bir dere. Derenin başından itibaren girdiğimizde o valiye girdiğimizde devre valisine girdiğimizde bir süre sonra her taraf varlığı ocağıydı. Her iş geçtiğimizde içindeki o duygu, o mermer ocağının okuduğu gerçekten içimden geçirebilen duygular çok kötü. Öyle bir insan olmak istemiyorum, kötü bir insan olmak istemiyorum. Bir arkadaşımız Can dedi, evet biz her zaman insanlığı üste koymuşuz canlı olarak ama bitkiler, hayvanlar bu bizim yaşamamızı sağlayan asıl en büyük etken o canlılar. Oradaki bütün ekolojik yapıyı bozdu. O vadideki bütün ekolojik yapı bozuldu. O mermer ocağının sahibi yurtta bir ev yaptırdı. Ve doğa, topraktan ama kendisini doğaya mahvetti. Bütün bunlar o kadar kötü bir duydu ki o süreçten sonra biz daha önce köyden geçtiğimizden her taraf. Arkadaşlar merhaba. Türkiye Haytayırık Federasyonu Genel Başkanı, aynı zamanda Antalya Kanaat Hazretleri Kurucu Başkanı İbrahim Bolu. Çok söz söylemek bir şey kalmadı. Herkes derdini biletti. Ben sadece maden ocakları, mermer ocaklarıyla alakalı onun bir Isparta'ya bakın diyorum. Bir Burdur'a bakın, bir Konya yoluna bakın. Yörükler olarak biz sürülerimizi, ne keçimizi, davarımızı götürecek bir orman kalmadı. Tam vakıf değilim ama benim bildiğim kadarıyla mesela burada işiniz bittiğinde çıkarken tekrar ağaçlandırıp yeşillendirip çıkmanız gerekiyor. Hemen ben bir günde bir haberimiz oldu konudan bir günde bazı arkadaşları aradım. Ankara'dan da birkaç arkadaşı aradım. Bugüne kadar hiçbir mermer taşı çıkaran ya da bu tür işi yapanlar bir ağaç dikip gitmemiş. Benim bir arkadaşımız söyledi. Dikildikten sonra da tutmuyormuşlar. Yani tamamen bitiyormuşlar. Artık toprak var, bizim kaybetti, nedir bilmiyorum. Ben 7 yıl önce tanıdım burayı. Ali Rıza Başkanım sağ olsun, Bal Festivali'ne bir organize yaptık beraber. Antalyalıyım, yerlisiyim. Ama burayı bilmiyordum, Ernest'i bilmiyordum. Şimdi her yer 2-3 sefer gelirim, 560 yıllık bu ağacın altında bir çay içerim, bir nefeslenirim. Böyle mis gibi havamın oksijenimi alıp çıkar gider. Bir bağımlılık yapıyor. Mermer ocakları kurulursa, eğer buralarda, onun tozundan, toprağından, balçılık, nancılık, zeytin, her şey bulabilir. Gelin daha iç kısımlara gidelim, köylerden uzak yerlere gidelim. Türkiye'nin her yanına ve dünyanın sayılı bir ülke, mermer ocağı. Hani yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Biz şunu söyleyeceğiz, İmam bildiğini okup, biz burada ne kadar konuşsak da izinler alınmış, bakanlığa verilmiş, bir şekilde buraya gelip itirazma bulunacak. Ama açıkla hep söylüyorum, yarından itibaren Antalya'nın bütün milletvekillerine, bir siyasi partiler hariç, 16 milletvekiline, yerel ve ulusal basına, siyasi partilerle ilgili ben bütün görüşmeleri yapacağım. Gerekirse burayı Türkiye'nin gündemine taşıyacak. Ama Ernest'e böyle bir şeye asla müsaade etmeyecek. Saygı vermeye. Teşekkür ederim. Birinciye dolu bir dere. Derenin başından itibaren girdiğimizde o valiye girdiğimizde devre valisine girdiğimizde
Bir süre sonra her taraf mermer ocağıydı. Her işleyişimizde içindeki o duygu, o mermer ocağını okuduğum gerçekten içimden geçirebilen duygular çok kötü. Öyle bir insan olmak istemiyorum. Kötü bir insan olmak istemiyorum. Ocak benim bu köyü beslen kaynaklara çok yakın. 300 ve 400 metre. Bu köye gelen çıkıyoruz. Kaynaklardan bu arada. Orada bir de bizim 5-6 sene evvel de başladığımız göletimiz var. Bu gölete de 300 metre. 300 metre boşluğu var. Bizim, benim köyümde 50 bin dönüm arazi var boş. 50 bin dönüm. Biz bu göleti bunun için uğraşıyoruz. Yapısı diye. Benim vatandaşım %70'i der ama sonuçta arkadaşlar firmanın gücüne bağlı, buradaki olanaklara bağlı bu izinler verilir. Ben buradaki heyetten rica ediyorum. Arkadaşlar biz, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanı Aydın Arıcan, köylülerimiz burada, hazırım burada. Biz burada Ernes köyümüzde taş ocağı istemiyoruz. Sizlerin buraya temsilci olarak devletimiz tarafından gönderildiğini de biliyorum.